İlk başta böyle güzel bir hamur yapıyoruz. Sanki krep hamuru gibi bir hamur. Nişastamı koydum 2 kaşık kadar. Şimdi 2 kaşık un koyacağım. Buna nişasta koymamın sebebi bu yaptığım tavukların güzel çıtır çıtır olmasını istiyorum. Sadece un koyarsam o çıtır olmayacaktır. Burada bir parça körim var. Köri koyacağım. Sonra kırmızı biberim. Hemen gidip dünden hazırlamış olduğum tavuklarımı çıkartıyorum. Ben bu tavukları bir gün öncesinden salamuraya yatırdım. 24 saat boyunca bunlar böyle tuz, şeker ve suyun içinde beklediler. Tabii ben biraz da lezzet katmak için buna biraz da defne yaprağı kattım. Biraz limon kabuğu kattım. Tavuklarımızı artık bulamaya başlayabiliriz bu hamurumuza. Şöyle hafiften una batırıyoruz. Una batırdıktan sonra şu yaptığımız güzel hamura şöyle iyicene batırıp bunların hepsini güzelce bulmayacağız. Bu aslında birazcık bu Meksika mutfağından esinlendiğim bir sos. Ondan sonra gördüğünüz gibi gayet kabaca kestiğim domatesleri üstüne koydum. Bunlar yavaş yavaş pişecek. Bir parça tuz atmak istiyorum ki biliyorsunuz tuz domatesi çok güzel yumuşatır ve suyunu bıraktırır. Sonra bolcana sarımsak. Domatesin içindeki su hafiften çıktığı için şu anda cızırdıyor. Ama gayet normal, zaten istediğimiz de o. Bunu en son eklemeyi tercih ediyorum çünkü soğan, sarımsakların domatesle beraber güzelce pişsin istiyorum. Şöyle kereviz saplarının tepesini aldım. Onları da koyacağım. Bayağı ilginç bulabileceğiniz bir malzeme. Bir parça kakao koyuyorum. Yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar. Şimdi asidini ekleyeceğiz bunun. Asidinden kastım da biraz sirke ve limon. Şeker olarak da içinde gazoz kullanacağım. Evet. Şurada güzel fesleğenlerim ve biberiyem var. Onları da şöyle kabaca kestim. Biraz daha piştikten sonra... Evet, kıvamı gelmiş bu. Altını kapatıp gazozunu ekliyoruz. Yaklaşık 1/2 bardak veya 1 bardak gazoz ekledik. Tavuk kanatlarıyla başlayalım. Burada içine ben bir tane süzgeç koydum. Tavuklarımın çünkü hepsini aynı anda atıp hepsini aynı anda kızarmış çıkartmak istiyorum. Oo, sosum da harika kokuyor. Bütün içine attığımız o fesleğenler, biberiyeler, biberler. Dediğim gibi bir parça sirke koyacaktım. Hemen biraz kırmızı üzüm sirkesi kullanıyorum. Bu sosu böyle kabaca çekeceğim. Böyle çorba kıvamında olsun istemiyorum. Hafif pütürlü olsun istiyorum. Harika. Aslında buna çok rahat bir acılı çikolatalı sos diyebilirsiniz. Çünkü tam güzel böyle bir çikolata renginde. Güzelce hepsini sosluyorum. Sıcak sıcakken. Harika. Gördüğünüz gibi hala büyük büyük biberlerim var. Tane tane duruyor üstlerinde. Şimdi biraz kereviz sapı keselim. Şöyle üstüne koyalım kabaca yine. Limonumuzdan üstüne bir parça rendeleyeceğiz. Ve artık yemeğim hazır.